Arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Ben bugün iyiyim, hava birazcık böyle yine karanlık maranlık ama yine de bugün iyiyim yani. Çünkü niye? Ben genellikle her sabah erken kalkarım. Erken kalktığım zaman da güne böyle pozitif başlayın, akşamada da pozitif giden. Ama bir sabah böyle uyuyayım mesela 10'a kadar, işte 9.30'a kadar, bilemediğim 9'a kadar. Anam bana o gün bir gelirle, akşama kadar böyle yanıma ne kimseye yanaştırır, ne kimseye böyle bir cevap verisim geliyor, ne biriyle bir konuşasım geliyor. Ama bugün hava karanlık oluversin, ne diyeyim, ama erken kalktığım için yine böyle şeyim yani, pozitifim, iyiyim bugün. Seninle ne yapacağız biliyor musun? Bak yine mutfağa girdik, her zamanki mekanımdayım. Burada bugün ne yapacağız arkadaşlar? Hani geçen günü salımlık hazırladım ya, salımlıkta neydi? Karamancarıydı. Karamancarı böyle haşip kavurmalık hazırlamayı salımlık diyorduk biz. Yani karamancar da senin tabirinle şey, kara lahana. Yani lahana. Biz lahanaya mancar diyoruz. Zonguldak'ta, Karabük'te, işte Devrek'te, Bartın'da, Kastamonu'da, benim memlekatta hep buna mancar deriz. Bak. Şöyle gördüm, hatta bunu iki postada yaptıydım ya o zaman. İki postada haşladıydım. Çünkü tencere hepsini almadım. Tencere biraz ufak geldi bana. Bak bunu böyle biraz fazla şey etmişim. Bak görüyor musun? Fazla haşlamışım. Onun rengi biraz daha böyle açılmış. Şu birazcık daha yeşil kalmış. Bak şimdi bunu ben kavuracağım ama nasıl kavuracağım? Farklı kavuracağım arkadaşlar. Yani bilmiyorum sen böylesini hiç yaptın mı, yedin mi? Bunu değişik kavuracağım. Anamın tarifiyle kavuracağım. Anam bunu hep böyle yapardı. Tadından da yenmezdi. Böyle bayıla bayıla yedik. Bir de hani dün akşam yazlı ekmek yaptım ya. Onu sana, Allah seni inandırsın. Ne derdik biliyor musun? Bunu böyle kavurdu ya. O yazlı ekmeği böyle avuçladık. Şöyle aldık elimizde. Böyle hapazladık bunu ekmeğin içine. Öyle yedik. Öyle güzel oldu. Şimdi hemen buna sana vakit kaybetmeden yapalım. Ben ne ettim? Şuna 1,5 kadar şöyle soğan doğradım bak. Hem bunu böyle kare kare doğramadım. Şöyle yerken adamın ağzına gelecek bu bak. Şöyle şöyle doğradım. Uzun uzun bu kadar bu kadar ince ince doğradım. Şimdi bunu senden kavuracağız. Hem dediğim gibi bir farklı bir şey katacağız içine. Tamam mı? Şimdi ben tavayı mavayı şu aygazın, ben ocağın üstüne aygazı dedim. Ocak içtesini anla artık, anladın yani o aygazın ne olduğunu. Ben şimdi bunu aygazın üstüne alayım, ocağın üstüne alayım. Geliyorum bunu senden beraber kavuracağım. Sen de bak nasıl oluyor, tamam mı? Belki hoşuna gider yaparsın. Evet arkadaşlar bakın ben o kadar, bak şu kadar mancarı sana göstereyim. Mancar senin deyiminle tabii lahana. Bak bu kadar lahana için şöyle tavanın dibine bak bu kadar bir şey yağ koydum. Sıvı yağ, ayçiçek yağı zaten. Zeytinyağı kullanmıyoruz buna. Zeytinyağı zaten evde yok. Bak şimdi bunu bu kadar yağ koydum. Şunu hemen mancarı, lahanayı yan tarafa alayım. Sen anlayacağın dilde konuşan sana. Bak şimdi bu soğanı böyle buranın içine boca ettim. Bunu hiç böyle pembeleştireceğim, tamam mı? Tamam. Azıcık böyle bu pembeleşsin. Kokusunu salsın. Mis gibi de kokar zaten. Bir üstüne böyle soğan. Valla sana bir şey diyeyim mi? Yanan bunu çıkanta böyle öyle bir güzel kokuyor ki. Yani şunu ekmek banı da yiyebilirsin. Üstüne hiç bir şey pul verirsen. Bunu böyle ekmek banı. Üstüne bir de yumurta kır. Oh, tabii şimdi yumurta kırmayacağız bunun üstüne de. Onu da çok yapar yerim. Bak sana söyleyivereyim. Bunu böyle soğanı yağda böyle şey yaparım. Böyle öldürürüm biraz. Üstüne pul ve serpin. Üstüne bir de yumurta kararım. Yallah. Öyle de çok severim. Bilmem belki de sen de yapıyorsundur ondan. Şeyli ne diyorlar ona. Yumurtalı soğan diyorlar ya da soğanlı yumurta. Hangisi fazla olsa ona göre ayarlıyorsun işte. Soğanı fazla olsa soğanlı yumurta. İşte bilmem ne bilmem ne. Bak şimdi bunu birazcık böyle öldüreyim ben. Rengi mengi pembeleşsin. Ondan sonra üstüne organik şey koyacağım. Pul biberi koyacağım. Ondan hemen şurayı hazır edeyim. Beni fazla yormasın. Duzumu da çıkarayım hazır şey yapmışken, dolabı açmışken. Sen bir şey diyeyim mi? Öyle güzel kokuyor ki. Bir de şimdi bunun üstüne pul biberi koyduğun zaman emin ol ya, daha önce belki de bunu duydum, belki de duymadım, bilmiyorum. Ama inan olsun o kadar güzel olur ki bak. Anam bunu hep böyle yapardı. İnan ki. Sen de boyuna anam şunu yapardı, anam bunu yapardı demiyor. Esas bak anamın evi de çok çok lezzetliydi böyle. Damağı da yerindeydi yani. Öyle her beğendiği şeyi böyle, her beğenmediği şeyi yapıp da yemezdi. Bak. İyicik bunu böyle öldürdüm. Kendine gelsin iyice. Soğan böyle ölmüş haline gelsin. Ondan sonra bak organik pul veri bu ha. Kimden aldıydım bunu? Görümcemin kayınvalidesinden. En küçük 3 tane görümce var ya bende. En ufağını kaynanasından aldım. O böyle yapıp satıyor bak. Organik. Kendi bahçesine yapıyor. Satıyor ondan aldım. Bak ay vallahi mis gibi koktu şey. Şuna bak dur. Üstüne yumurtayı kır yallah. Evet şimdi dediğim gibi yumurta kırmayacağız. Ne diyeceğiz? Mancar kavuracağız. Ne mancarı? Kara mancar. Tamam bunu ben fazla böyle öldürmek istemiyorum. Çünkü böyle yerken var ya azıcık böyle ağzıma gelsin isteyen, anladın mı? Böyle ölümsek ölümsek olunca hoşuma gitmez. İyice şöyle ağzına gelecek.
Bunu da şimdi bunun üstüne şöyle koydum. Bak renk farkını görüyor musun? Şunu daha fazla şey etmişim, haşlamışım. Şunu az haşlamışım. Daha doğrusu şunu senden çalışarken ocakta unutmuşum üstünü. Beraber yaptık ya seninle. Bak bunu dondurucuya koydum böyle yuvarlaşa top haline götürdüm. Şöylece sıktım onu. Elma dolaptan çıkınca yine bunda su vardı. Yine sıktım suyunu. Şöyle iyice bunu bir birleştireyim soğanıyla. Sıkınca hepsi birden yapışa kalmış. Şuna bak. Bunu böyle biraz döndüreceğim şimdi. Üstüne tuzunu da ekleyeyim. Kız çok güzel olur bakma. Herhalde hele bile var ya yazma ekmeğinin arasında bunu bir sararsın böyle yukarı aşağı bir döşensin. Kız mis gibi oldu ya. Valla. Karamancanın bulgur pilavını bilir misin sen? Bak biz bu karamancanın bulgur pilavına da koyarız. Çok güzel olur. Sen de dene bak. Hele şeyi kabuskalı bulgur pilavı da yapacağım sen. Kabuska dedin mi? Beyaz lahana. Biz ona kabuska diyoruz. Bak o da çok güzel olur. Bunu böyle iyice şöyle bir soğanla yağla bir buluşturayım. Birbirine bir kendine gelsin. Vallahi mis gibi kokuyor. Ecik tuz ekleyelim buna. Bak şu kadar da tuzunu ekleyelim. Göz gazı tuzunu da koyacaksın. Sen at çok bölüsün. Tuzsuz yersen at tuzunu az atarsın ya da hiç atmazsın. Artık orası seni bileceğin iş. Şimdi geldik işin püf noktasına. İşin en cafcaflı kısmına gel. Şu soy tuzu da ecik dağıtayım da. Ondan sonra bakacağım ben bu işe ne katacağım. Benim anacığım, rahmetli anacığım, mekanı cennet etsin Rabbim. Bunu hep böyle yapardı. Bak şimdi sana bir sürprizim var. Gel yan bekle beni. Neredeydi bu sana? Bulamıyordun. Neredeyse kefalde olacaktık ya. Buldu. Şimdi gel yan. Ya dur onu içine ne katacaksın de. Sana göstereceğim. Bu ne arkadaşlar? Ayran değil. Çamaşır suyu zaten değil. Bak şimdi. Ecikler şunu döndüreyim. Şöyle her yerine bulansın bu. Soğanın da her yerine çıksın. Çünkü zaten bunun tadını böyle soğandır biliyorsun. Avu gibi olur böyle şey olursa soğan atmazsan böyle tadı bir dövüşük bir şey olur. Bunu şimdi böyle koydum. Bak bu ne biliyor musun? Süt. Bunu da bunun içine şöyle göz kararı. Duydun mu hoşuramayı? Belki benim sesim bile duymuyor. Bak. Oh. Ay anam anam anam. Valla yiyisin geliyor oranda öğrenme. Gayrı hakkını helal edivereceksin şeyi. Valla eğer çok böyle mancar yiyisi falan olursa kara mancar, koy mancarı ben sana gönderiveririm. Adresi ve bana tamam mı? Instagram'dan bana yaz. Buradan doğru belki yazamazsın ama Instagram'dan yaz. Kastamonu Yıldız. Oranda doğru yaz ben sana yollayıveririm artık. Bak gördün mü ne kattım bunun içine süt. Hemen sütünü çekiverdi gördün mü? Az daha ekleyelim. Bir çay bardağı da süt koydum bak gördüğün gibi. Normal klasik çay bardağı. Ne ince belli ne şişe. Böyle bunu bundan da bir çevireceğim. Şimdi bu sütü bunu içini böyle ecik çekmesi lazım bak bu sütü. Bak görüyor musun? Ay kız ne güzel oldu ya. Sen de oradan dur dışarı kaçma. Bak görüyor musun şey şu güzelliği görüyor musun? Ecik bu böyle şey etsin. Adını deyme. Şöyle sütünü müdünü çeksin içine. İyice bir halletsinler bunlar. Hı. Şuna bak şuna kız ya. Bir koklayı verin sana dur. Allah'ım mis gibi oldu şey. Bak buna eğer süt koymak istemezsen buna iyicik de böyle bir iki diş sarımsak at içine. Bir de buna şöyle yarım şey ne onun adı kız kaşık şey at salça at. Öyle de daha güzel olur. Ama ben sana bugün anamın yaptığı gibi gösterivereyim dedim. Belki de daha önce hiç duymadım bunu. Belki de daha önce hiç görmedin. Karamancara süt ekleyip böyle kavurduğunu. Ve tadı mükemmel zaten görüntüden de anlıyorum. Ot sevenler beni iyi anlaştın oradan doğru. Bak. İnan olsun vay et kavurmasından daha çok hoşuma gider bu. Ömrümün sonuna kadar et kavurması yemeyin, köfte yemeyin, tavuk yemeyin. Ama bunları yemezsem duramam şeyi. Esas etmet sevmen öyle. Et türü tokmuş mu onları sevmen. Ama bu olmasa yaşayayım lan inan ki bak. Tamam arkadaşlar bunun işi tamam. Şöyle iyicik daha kısık ateşte ben bunu iyicikten birbirinden böyle şöyle birleştireyim. İçikten kokusu çıksın kısık ateşte. Biraz ağzını şeyini kapatacaksın. Ağzını kapatıvereceksin. Kapağını bulamadım şimdi çarptım ha. Ağzını kapatacaksın. Bu bunun buharından biraz daha hallolacak. Ondan sonra yeme de yanında yat. Dur yerini değiştireyim ben seni. Galiba burada işimiz bitti. Arkadaşlar vallahi ocağın üstünde böyle bir kendinden bir geçti o mancar. Sana anlatamam. O kadar güzel oldu ki böyle bak. Duyuyor musun sesini? Bak huşur huşur hala tabii bir şey ya. Bak.
Kız mis gibi oldu. Bak sana esas diyor. Hani ben böyle şey falan yaptım. Bak yazma ekmeği yedik bitti zaten. Yazma ekmek yaptığımda böyle şey yaptın ya dün gördün ya. Onu böyle bir de köyde bizim. Bak onu sacın üstünde falan yaparlar. O daha güzel olur. Ben onun için tavanın üstüne yaptım. Köydekilerin gibi tadı olmadı ama yine de nefsimi diyorlar kız ona. Nefsimizi kırdı gene. Onu böyle... Böyle hapaz hapaz bak şöyle bak ekmeği böyle aldık böyle hapaz hapaz yerdik onu. Kendime de bakıyorum zaten tarif edebiliyor mu diye. Böyle hapazımızla yerdik onu. Bak bunun bulgur pilavı çok güzel oldu garamancarın. Sonra çorbası çok güzel oldu. Anam bunu böyle odun ateşinde mısırla böyle tane mısırla işte sahne diverin. Böyle yarma mısırla bir çorbasını yapardı. Üstüne de böyle tereyağını pulverini bir coslatırdı. Kız çok güzel oldu şey. Onun öğreneceğim çok şey vardı da. Erken gitti bakma. Mekan cennet olsun. Oran doğru sıçkını senden isteyeyim bak. Anama dua edip oldu mu? Anama bir Fatiha bir şey oku ve kimin duasını kabul olacak belli olmaz şey. Ben şimdi bunu birazdan afiyetle yiyeceğim. Şimdi aslında sana göstermek isteyen böyle karşına şöyle bir kaşık alıp da böyle tadını nasıl olduğunu sana görüntü olarak göstermek isteyen ama günahın girerin şey. Şimdi onu göstermeye gerek yok. Bak sen de yap dene. Eğer beğenmezsen gel yüzüme tükür. Vallahi çok güzel oluyor. Şimdi hava bayağı bir karanlık. Ondan sonra saat kaç şimdi 4 gibi falan. Hava bayağı karanlık. Bir de soğuk. Benim boyuk oğlandan adam ta eve gelmedi. Ta çorba yapacağım. Ben şimdi sana veda edeyim. Onlar üşümüşlerdi. Doğmuşlardı bugün. Onlara çorba yap verin. Gelince çorbasını ıçacak. Yemekleri zaten baba çaktım. Bir tek çorba mı yiyecekler de yok. Yemeğimiz zaten var. Dünden not pişiriyordum ya burada yemeğe bakın. O zaman var. Yani dikkat et arkadaşım. Bugün de sana bunu gösterebildim. Bilmiyorum yarın ne gelirim. Bir de bak anam şey yapardı. Lokma yapardı. Bildiğin bir şey işte bir şey lokma. Onu böyle mayalamadan yapardı. Ben mi öyle elim gibi kabarırdı. Onu da sen yapmayacaksın. Belki yani onu yapıyorum. Dur bir aklımda da o var. Belki yani onu yapıyorum. Yani dikkat et arkadaşım. Gene geldin beni yalnız bırakmadın. Hakkını helal et. Her akşam ben Rabbim müsaade ettiği müddetçe 20-15'te burada olmaya çalışacağım. Beğendiğin mi beğenmediğin mi gerçi tadını şey yapmadan tatmadan bilemezsin beğendiğin ama yine görüntü sana bir şeyler göstermişti. Beğendiysen de beğenmediysen de yorumlara yazıp oldu mu? Sana ne çekivereyim? Ne göstereyim? Neler görmek istiyorsun kanalımda? Onları da bana yazı ve ben de ona göre kendimi bir şöyle şey yaparım. Dartarım. Ne oldu mu? İyi mi yapayım? Kötü mü yapayım? Diye. Hadi kendine dikkat et. Her akşam 20-15'te burada görüşmek dileğiyle arkadaşım. Kendine dikkat et. Yine söyleyin hakkını helal et. Bay bay.